Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Kartopunun bebeğini kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelim için herhangi bir ilmek sayısı gerekmiyor. Dilediğiniz kadar ilmek atabilirsiniz. Tek ya da çift fark etmiyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Evet, modeli anlatabilmek için bana bu kadar yeterli. Şöyle yine de bir sayalım kaç ilmek çıkardık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 ilmekten anlatım yapacağım size. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Şöyle fazlalık ipimizi de alalım ve başlayalım. Öncelikle şöyle bir sıra düz örgü geçiyorum ve ön yüzde modelimizi kuracağız. Ben altına lastik geçmiyorum. Bence lastiğe de gerek yok bu modelde. Ama yine de lastik geçmek isterseniz dilediğiniz lastiği kullanabilirsiniz modelin alt kısmını. Ben şimdi şöyle bir sıra düz örgü ördükten sonra ön yüzde modelimi kuracağım. Evet, şöyle bir sıra düz örgümüzü ördük. Şimdi modeli ön yüzden kuracağım dediğim gibi. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arkaya aldım. Sıradaki ilmeğimin şöyle arka kısmından şişimi geçirdim. Bir ilmek çıkardım. Ve bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar sıradaki ilmeğin arka kısmından bir ilmek çıkardım. Ve diğer ilmeğimi örüyorum. Sıradaki ilmeğin arkasından şu şekilde bir ilmek çıkarıyorum. Ve bu ilmeğimi ondan sonra düz olarak örüyorum. Modelimizin birinci sırasında yapacağımız işlem bu. Bakın şöyle iki ilmeğin arasından ilmek çıkarıyorum. Ve bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlmeğimi çıkardım. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet, ilk sıramız bu şekilde. Ben sıramı geçip geliyorum. Sıramı geçtim. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra ipimi arkaya aldım. Bakın birinci ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İpi benden yana alıyorum. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Tekrar
Birinci ilmeği şöyle ilmeklerimiz ikili gruplar halinde, birincisini düz olarak örüyoruz. İkinciyi ipi benden yana alarak örmeden sağ şişimi alıyorum. Birinciyi ördüm, diğerini örmeden aldım. Birinci ilmeğimi ördüm, ipi benden yana aldım, diğerini örmeden sağ şişimi aldım. Modelimizin ikinci sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Evet, sıramı geçip geliyorum. Arka yüzden ikinci sıramı geçtim. Üçüncü ve sırada ve ön yüzdeyim. Şöyle kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Bakın yine ilmeklerimiz ikili gruplar halinde. Şimdi ilmeklerimizi 2 2 düz öreceğiz ki ilmek sayımız eski haline dönsün. Bakın şu şekilde ilmeklerimi ikişer ikişer düz olarak örüyorum. Modelimiz de bu şekilde ortaya çıkacak. Bakın şöyle anlaşılmaya başladı artık modelimiz. Üçüncü sıramı da bitirdim. Şöyle modelimin arka yüzündeyim, yine dördüncü ve de son sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu sırada arka yüzde bütün ilmekleri düz örüyoruz ve modelimizin son sırası bu sıra. Bu arada her ne yapacaksanız modelimiz yanlara doğru genişleyen bir model. Bakın 21 ilmekten başlamıştık ama gördüğünüz gibi bayağı geniş oldu. Yani onun için ne başlayacaksanız modelimizin şöyle yanlara doğru genişleyeceğini de göz önünde bulundurun ki çok büyük olmasın yapacağınız iş. Bakın modeli dediğim gibi bir kez tekrar ettik. Şimdi birlikte bir kez daha tekrar edelim. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yine ilk sırada yaptığımız işlem. İpimi arkaya aldım. İki ilmeğimin arasından bir ilmek çıkarıyorum ve bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar iki ilmeğimin arasından ilmek çıkarıyorum. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki ilmeğin arasından ilmek çıkardım. İlmeğimi düz olarak ördüm. İkinci modelimin birinci sırasında ördüm. Şimdi arka yüzde ve ikinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine bakın ikili gruplar halinde ilmeklerim. Birinciyi örüyorum. Şöyle düz olarak. İpi benden yana alıyorum. Diğerini örmeden sağ şişimi alıyorum. İpi arkaya aldım. Birincisini düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım ve İkinci ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Evet, sıramı geçip geliyorum. Evet, şöyle ikinci sıramı da geçtim. Üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İpimi arkaya aldım. Yine şöyle ilmeklerim ikili gruplar halinde ve 2-2 ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Böylelikle ilmek sayım eski haline dönecek. Şöyle ipimi
ayırmadan. Evet, sıramı geçtim. Şimdi ikinci modelimin son sırasındayım. Bu sırada da yine bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. Böylelikle de ikinci modelimizi de tamamlamış oluyoruz. Model 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Modeli birlikte 2 kez denedik. Modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada denedim. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli bir de şöyle büyük bir parçada görün. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Evet, bakın iyice belirginleşti modelimiz. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Bu da şöyle birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Bakın şöyle esneyen de bir model. Arka yüzü de bu şekilde. Evet, şimdi bu modelde ne yapabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Şöyle biraz. Bu modelden çok güzel bebek battaniyesi olur. Hatta bebek battaniyesi yaparsanız astar bile gerekmez. Çünkü bakın şöyle diğer tarafında duruşu gayet iyi. Dediğim gibi bebek battaniyesi yapımında kullanabilirsiniz. Etol, şal yapabilirsiniz. Yine anne yeleklerinde birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.